menüde hiç canlı sperm bulunmaması durumuna biz azoospermi diyoruz. Azoospermi iki şekilde olabilir. Ya testis dokusunda sperm üretimi hiç yoktur ya da testis dokusunda sperm üretimi vardır ancak bu üretilen sperm kanallar yoluyla dışarıya yani meniye gelmez. Tabii testis kanallarının tıkalı olduğu durumlarda pH'i de düşük olan hastalarda kistik fibrozis denilen bir hastalık var. Bundan da şüphelenmek lazım. %50-%80 biz bu hastalarda kistik fibrozis hastalığını bulabiliriz. Bunu öğrenmek için de kistik fibrozis transmembran iletkenlik düzenleyici gen mutasyon testi yapılmalıdır bu hastalara. Non-obstructive azoospermi dediğimiz yani kanala bağlı değil de testiste sperm üretiminin olmadığı durumlarda bunlar nadir görülen örneğin Klinefelter sendromu dediğimiz genetik bir bozukluğa bağlı olabilir. Ya da hasta çok küçük yaşlarda kabakulak dediğimiz bir enfeksiyon geçirmiştir buna bağlı olabilir. Ya da tiroid bezi ya da sürrenal bez dediğimiz bezlerde bir problem olabilir ya da androjen eksikliği gibi bir hormon bozukluğu olabilir. Sonuç itibariyle azoospermi durumunda sperm elde etmek için obstrüktif dediğimiz yani kanalların tıkanıklığına mı bağlı ya da testiste üretimin var olup olmamasına mı bağlı bunun ayrımını mutlaka çok iyi yapmamız gerekir. Bu eğer kanalların tıkanıklığına bağlı ise TESA dediğimiz yani bu kanallara dışarıdan çok basit bir şekilde bir iğneyle girerek buradan spermi aspire etme yöntemi dediğimiz TESA yöntemini yapabiliriz. Ya da testiste sperm üretimiyle ilgili bir problem varsa o zaman testis dokusunu kesip elektron mikroskop altında burada sperm aramamız gerekir ki biz buna da TESA işlemi diyoruz. Sonuçta TESA ya da TESA işlemi her ikisi de tecrübeli bir ürolog gerektiren işlemlerdir. TESA dediğim gibi daha ağrısız, daha kısa süreli bir işlemdir. TESA işleminden hemen sonra hasta günlük yaşamına hemen geri dönebilir. Fakat TESA dediğimiz işlemde işlem biraz daha uzundur, anestezi gerektirir, ağrılı bir işlemdir. Ve işlemden sonra hastanın belki o gün için klinikte yatması gerekebilir. TESA işleminde %100 başarı yoktur. TESA'da %100'e yakın neredeyse sperm bulmak mümkündür. Ancak TESA'da yani testiste sperm üretiminin olmadığı durumlarda başarı oranı %30 ila %40'lardadır. Bu şartlar altında tabii hastada TESA yaptığımızda sperm bulamadığımızda hastaya belki bir kez daha TESA denenebilir.